Merhaba arkadaşlar, Rençber TV kanalına hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Yine bizim için klasik bir gün, klasik bir işlem. Gübreleme işi yapıyoruz. Murat, gözüne ne kestirdin sen orada? Yeni bir icat yapacakmış, ne yapacakmış biraz sonra soracağız. Kabağa gübre veriyoruz arkadaşlar. Gübremiz yavaş yavaş çekiliyor. Bu arada size en sevdiğim gübre formülasyonunu söylemek istiyorum. Genelde bunu yapıyorum arkadaşlar. Daha çok sık başvurduğum bir durum. Bitkiyi rahatlatıyor. Kendine getiriyor. Relax ediyor bitkiyi arkadaşlar. Bunu sizin de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Magnezyum nitrat 16-8-24 ve demir. Fazla karışım yapmıyoruz. Dekara 16-8-24 5 kilo, magnezyum nitrat 5 kilo, demir 100 gram 150 gram. Bunları verirken arkadaşlar şöyle bir bilginiz olsun. Günlük olarak dekara 16-8-24 ihtiyacı 300-400 gramdır. 500 grama kadar bitkinin güçlü geliştiği dönemlerde 500 grama kadar çıkabilir. Keza magnezyum nitrat da 200-300 gram şeklinde gün bölü doz olarak, yani 5 kilo verdiğiniz zaman 16-8-24 gübremiz bir hafta etki etmekte. Bitkiniz, çalınız kuvvetli ve güçlü ise bir hafta onu tüketebilmekte. Bir hafta sonra bir daha vermeniz gerekiyor. Ben bu sefer geçen hafta 5 kilo vermiştim. Bu hafta 3 kilo veriyorum ama 5 kilo idealdir. Fiyatlar yüksek olduğu için 3 kiloya düşürebilirsiniz. 15 dakika yerler zaten yaş. Bir 10 dakika su gönderdik arkasına. 10 dakika ilacı çektirip bir 5-10 dakikada temiz su verip ilacı işlemimizi bitireceğiz. Murat, sen ne icat yapacaktın ya? Ortak, bu sargan naylonlar var yani. He. Onlara boyum yetişmiyor. Ee? Bunu ucuna keskin bir şey yerleştireceğim. O bıçağı işte dikine yerleştir. Jilet getirdim abi. Vallahi iyi yapmış. Bizim naylonlarımız patlamıştı. Geçenki videolarda gördünüz. Onların yamasını yaparken ucunda sarkmalar oldu. O sarkmaları kesmek için Murat bir işlem yapacak. Bu arada pitayalarımız da vardı, hatırlarsınız. Arkadaşlar yaklaşık bir ay geçti, iki ay oldu. Olduğu gibi duruyor. Ne ölüyorlar ne kök atıyorlar. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Yabancı olduğumuz bir konu tabii ki. Geçen birkaç tane daha kök getirdik. Onları da akşam yine fırtına gelmiş malum. Onları da getirdik şu şekilde arkadaşlar. Bunu az bir şey batırıp böyle bırakıyoruz. Ben bunu bilmiyorum. İnternetten araştırdım. İnternette böyle diyor ama demek ki internetteki denilen her şey de doğru olmayabiliyor. Yani bu arada bizim de dediğimiz doğru olmayabiliyor ama biz yaptığımızı söylüyoruz arkadaşlar. Biz bunu atıyoruz. 16-8-24 gübresi. 16 azot, 8 fosfor, 24 potasyum, artı %2 magnezyum oksit varmış. Artı %10 SO3 kükürt trioksit, artı temel elementler. Şuradan da bir bakalım. Evet, temel elementlerde bakır %1, demir %2, bor %1, mangan %1, molibden %5, çinko ise yine %1 olarak bu karışımın içinde. Gübremiz bitmek üzere arkadaşlar. Yaklaşık bir 9-10 dakika oldu. 2-3 dakika içinde de bunu bitirir. Gelecek hafta arkadaşlar 3-4 gün sonra Baharlı'ya gideceğiz arkadaşlar. Şu anda biz Heleke köyündeyiz. Baharlı'ya gideceğiz. Orada biberlerin son durumu ile ilgili videolarımız olacak.
Artı kavunumuz ne durumda ona bakacağız. Ben bakıyorum. Son 1-2 haftadır aşırı yoğunluğumuzdan dolayı video çekemiyorduk. Kavunlarımız çok güzel olmuş. 3 yaprağı çıkarmış. Biberler de bir 10 gün sonra tahminim üzere 10-15 gün sonra şaşırtma işlemine geçeceğiz. Orada yine güncel olarak videolarımız devam edecektir. Arkadaşlar kanalımız aktif bir kanal. Güncel konular ve güncel videolarla devam edecektir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Beğendikçe, abone oldukça bu bilgileri daha çok insanlara ulaştırma şansımız olacak. Sayenizde bizim de büyük bir bilgi topluluğu ailemiz olacak. Kendinize çok iyi bakın. Rençber TV bol bereketli mahsuller, hayırlı kazançlar diler. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Hoşça kalın arkadaşlar.